Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım, bu bölümde çok yeni, çok uluslararası bir ürün ve onun yansımalarını takip ettim. Muğla'da 7. Muğla Çambalığı Kongresi'nde ve şimdi Varotem diye özellikle Varova'ya ait çok farklı bir iddialı bir ürün. Uluslararası akademik anlamda da geliştirilmiş bir üründen bahsediliyor. Şimdi onun üreticisi, sahibi sevgili Selman Şener'le biraz konuşalım. Çok soru sorma gerek yok. Ben itibar buraya geldim ve konuyu bilmiyorum. Lütfen bu konuyu bana içinde her şey olsun. Anlat ki bir daha soru sormayayım sana Şener abi. Evet Bey, hoş geldiniz standımıza. Bizi arıcılıkla ilgili her türlü platformda yalnız bırakmadığınız için ben tekrar teşekkür ederim. Aracımızın birçok sorunu var ama bunların en başında Varova mücadelesi geliyor. Şu ana kadar kimyasal yöntemlerle aracımız mücadele etmeye çalışıyordu. Birçok yöntem deniyor ve tabii balda kalıntı riskinden dolayı bazı dönemlerde arılarda hastalıkla ilgili mücadele çok eksik kalıyor. Biz bu eksiğin farkındaydık. Bunun ötesinde dünyada bal üretiminde ikinci sıradayız diyoruz ama bu hiçbir şekilde rakamlara yansımıyor. Gerçek manada bir Varova mücadelesi yapacakları inovatif bir çalışma yaptık. Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi, iki kardeş üniversitenin çalışması ve bununla birlikte Hacettepe Üniversitesi Arı Sağlığı ve Arı Ürünleri Uygulama Merkez Müdürü Profesör Doktor Aslı Özkırım hocamıza ve ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Bu ürünün fikren gelişmesinde start aldığımız, bize bu noktada bilimsel danışmanlığımızı da yapan Aslı hocamızla biz zaten çok uzun süredir çalışıyoruz ve tanışıyoruz. Ürünlerimizin her aşamasını bilimsel testlerden geçirdikten sonra saha uygulamalarıyla birlikte devam ettiriyoruz. Varova mücadelesinde şöyle bir yenilik kazandırdık Türkiye aracılığına. Başta şunu ifade etmek isterim. Kullanmış olduğumuz ürünler tamamen Anadolu coğrafyasında yer alan %100 doğal tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ediyoruz. Bununla birlikte yerli kitosanla elde ettiğimiz özel bir formülasyon. Peki yerli kitosan nedir? Biz bunu niye tercih ettik? Arı sağlığında ne gibi bir katkıları var, artıları var? Bunu ben kısaca anlatmak isterim. Şimdi bitki ekstraklarıyla Varova mücadelesini yapıyoruz. Arının üzerindeki ve gözlerden çıkan Varova'yı dökmeyi başarabiliyoruz ama Varova'nın arının kitin tabakasına vermiş olduğu, ısırıklarla oluşturmuş olduğu bu yaralar yaklaşık 8-9 günde arı kendisini bunu onarabiliyor, kitin tabakasını. Ve bu süre içerisinde her türlü enfeksiyon riskine açık. Çoğunlukla da arı ölümleri ve kayıplar enfeksiyondan ölüyor. Arıcılarımız bunu çok gözlemleyemiyorlar. Daha doğrusu gözle göremiyorlar ama enfeksiyondan ölümleri arıcılarımız seyrediyor. Biz bu eksikliği gördüğümüz için sadece dökmek yetmez dedik. Varova ısırıklarıyla oluşan bu yaraları tamir edecek bir mekanizma, bir ürün çalışması yaptık. Ve saha çalışmaları, laboratuvar çalışmaları eş zamanda yürüdü. Kontrol grubuna göre ürünlerin verildiği ve uygulama yapılmadığı, yani Varotem adını verdiğimiz ürünün uygulandığı ve hiçbir şey uygulanmayan arılarda 13 günlük yaşam süresine ürünün daha etki ettiğini, daha da artırdığını ve bu süre boyunca arının hem sağlıklı, ürünlerin de sağlıklı olduğunu gözlemledik. Şimdi sizin bu ürün hem Varova'yı diskalifiye ediyor, yani düşürüyor. Hem de düşen Varova'dan sonra bırakılan yara veya ezikleri de tamir mi ediyor? Kesinlikle. Zaten bu yönüyle şu anda piyasada hali hazırda üretilen ya da yaklaşım gösteren bunu firmalardan, ürünlerden ayrışan en büyük özelliği. Bir ikinci önemli özelliği organik arıcılıkta dahi kullanılması, bal akım döneminde dahi kullanılması, havanın 14 derece ve üzerinde olduğu her dönem ilkbahar, yaz, sonbahar bakımlarını çok rahatlıkla yapabilir arıcılarımız bununla. Peki tam verim almamız için biz bunu nasıl kullanacağız? Uygulama yöntemi olarak tabii ki püskürtme yöntemi burada en önemli uygulama yöntemi olarak belirledik.
Varova'ya dökmek için de, Varova'nın vermiş olduğu hasarı tamir etmek için de yüzey alanını en geniş tutacağız. Püskürtme yüzey alanı, temas yüzeyini artıracağız ki hem Varova'yı daha çok dökeceğiz hem de Varova'nın vermiş olduğu hasarı onarmasını sağlayacağız ürünün. O açıdan özel bir püskürtme aparatı var ürünlerin üzerinde. Kovanın kapağını açtıktan sonra çıta aralarına 3 fıs olacak şekilde uygulama yapıyor arıcılarımız. Her çıta arasına yapacaklar bunu. Uygulama dönemi, ilkbahar, yaz, sonbahar dönemlerini söyledik ama Varova mücadelesinde 3 haftalık uygulamayı mutlaka devam ettirmeleri lazım arıcılarımızın. Varova'nın oluşma süreci de bu takvime denk geldiği için biz de 3 haftalık bir uygulama periyodu yaptık. İlk hafta haftayı ikiye bölerek 2 uygulama yapıyorlar. Sonraki haftalarda birer uygulama şeklinde yaptıklarında Varova mücadelelerini tamamlamış oluyorlar. Aslında ilk uygulamayla birlikte Varova düşüşünü görüyorlar. Bu yanıltmasın arıcılarımızı, burada bırakmasınlar uygulamayı. Kesinlikle 3 haftaya tamamlasınlar. Ürünün bir diğer önemli özelliği, klasik kimyasal ürünler gibi etkisini kısa sürede kaybetmiyor. 5-6 gün daha Varova dökmeye devam eder ürünümüz. Bu da ayrıştığı önemli özelliklerden biri. Şu aparatı bir daha söyler misin? Bu sisteme mi yapıyor? Tabii ki sisteme şeklinde, buradan ayarlı ve hiçbir şekilde metal aksam içermiyor. Uygulamada bir o kadar önemli ve belirleyici. O yüzden ambalaja özel bir püskürtme aparatı temin ettik. Tabii tek bağımlı olduğumuz konu burada ambalaj. Türkiye'nin bu alanda bir üretimi olmadığı için burada bağımlıyız ama içeriğimiz burada yerli kitosan olsun, tıbbi aromatik bitkiler olsun, tamamen yerli, Türkiye'ye özgün bir formül. Bu alanda hiçbir dünya ülkesine bağımlılığımız olmadığı gibi mücadele yapılacak literatür taraması yaptığımızda da etkinlik, sonuç, performans açısından şu an ürünümüzün bir muadili yok. Şimdi size en temel ve en gıcık soruyu sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Hem bana gelen arıcılar Muğla'da, evet, hem de 3 gün boyunca takip ettiğim oturumlarda çok sayıda hoca, Premix grubu ya da bu tür işte Nösema'ya, Varova'ya, arı sağlığına ait ürünlerle alakalı hiç de olumlu şey söylemediler. Evet. Hatta bazı arıcılar, bazı birlik başkanları da ya hocam artık iyice deneme tahtası olduk. Evet. Her önüne gelen bize bir şöyle şişe veriyor. Bunu deneyin diyor. Evet. Biz de işi bilmiyoruz. Ne olduğunu anlayamadık dediler. Evet. Eminim size de aynı şeyi söylemişlerdir. Bu durumda Varotem'in başkalarından ayrılan ve arıcıyı da mutlu edecek hangi özelliğini bana söylersiniz? Niye ben size inanacağım? Tabii bundan önce şunu söylemek isterim. Değerli hocalarımızın ifadeleri doğrudur. Sınıflandırma olarak Premix başlığı altında üretilen ürünlerin maalesef ki arıcı tarafında çok ciddi zarara sebep olan yönleri mevcut. Ama biz şunu da çok arzu ederiz, çok isteriz. Değerli hocalarımız Tarım Bakanlığı'na bunu bir dosya, bir saha tespiti olarak bakanlığımıza bildirmiş olsa, bakanlığımızın bu alanda alacağı kararlar ve mevzuat değişikliğiyle bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Biz de zaten burada en çok mücadele eden firmalardan biriyiz. Bilimsel yönümüzü ortaya koyuyoruz, etkinliğini ortaya koyuyoruz ama kategorik olarak yem katkı başlığında biz de ruhsatımızı o şekilde bakanlığımız değerlendiriyor. Ama uluslararası alana çıktığımızda şu anda Avrupa ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. Bu kriterleri sağlayan Türkiye'de tek firmayız. Birçok ülkede ilaç statüsünde sınıflandırılıyor, fonksiyonel bir başlıkta sınıflandırılıyor. Bu mevzuat değişikliğiyle zannedersem hocalarımız biraz daha bu sektöre katkı sağlamış olur. Bakanlığımız gerek denetim açısından, gerek burada aracılarımızın zarar gördüğü konuları tekrar masaya yatırmak konusunda bir üzerinden geçilirse sektörün sorunları hızlı bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Siz bu ürünü üreteli
sanıyorum çok olmadı ve ilk kez piyasaya ya da sektöre lansman olarak 2022 yılı Ağustos ayındaki Apimondia İstanbul'da gündeme geldi. Evet, doğru. Bu kongrede de yerli ve yabancı gerek arıcı gerekse satışçıların hatta bazı belediyelerin ilgisini çektiğini görüyorum. Yurt dışından da talep olduğuna göre demek ki bu ürünün ya internet sayfalarından ya videolarından veya sizin yaptığınız çalışmalardan etkilenmiş olmaları ihtimali yüksek. Bu ürünü bu kadar öne çıkartan ya da dikkat çektiren şey nedir? Dünyadaki yerin neresidir? Şimdi uluslararası tabii ki bu kongrede de biz bir takım bağlantılar ve distribütörlükler verdik. Bize ulaşım şekilleri bizi çok mutlu etti. Rejistrasyon sürecinde bilimsel yönlerini ortaya koyan Türkiye'de bu şekilde kapsamlı toksite çalışmalarından tutun ki etkinlik çalışmalarına kadar bu kadar kapsamlı çalışmayı, etkiyi, sonucu ortaya koyan tek firma olarak bulduk sizi. Onlar bizi buldular, biz onları bulmadık. Bu bizi çok mutlu etti. Biz istiyoruz ki sektörde sayımız artsın. Bu kadar ürün çeşitliliğinin içerisinde sektör daha çok nitelikli ürünlere kavuşsun. Uluslararası alanda da ülkemizi temsil etme kabiliyetimiz daha da artsın. Selman Bey, sizin yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Hem yerelde hem uluslararası arenada. Bu kongrede de hocalar özellikle propolisin ve perganın çok güzel olduğunu, iyi olduğunu her yönüyle araştırmışlar. Evet. Artık Türkiye'de de arı ürünlerinin çalışılması akademik düzeyde üst seviyeye çıkmış. Hatta bazı hocalar bu ürünlerin propolis ve perganın dünyaya satılabileceğinden bahsettiler. Aslında bu çok kolay ve mümkün. Ama çok büyük bir engel var. Varroa. Bu ülkede varroa konusundaki çalışmalar eğer toparlanabilirse insanlığın ya da arıcılığın hem bal hem de diğer arı ürünlerinin daha fazla alınma ihtimali yüksek. Siz bu kadar potansiyel bir dünyada ürününüze güveniyor musunuz? Ürünümüze tabii ki güveniyoruz. Zaten çıkış noktamız buydu bizim. Bizim üretmek gibi bir sorunumuz yok Türkiye'de. Bal ve arı ürünlerini. Kalitesini belirleyen bir konu var ki sizin de söylediğiniz gibi varroa mücadelesinde ya da hastalıklarla ilgili kullanılan ürünlerin kimyasal olması, bu zamana kadar kimyasal olan ürünlerinde tabii kaçınılmaz sonucu balda kalıntı. Bizim ürünlerimizin balda kalıntı sorunları çözüldüğünde dünya pazarıyla çok hızlı bir şekilde buluşabilecek. Ve ben sadece bunların ham kovandan elde edildiği şekliyle değil de daha inovatif ürünlere burada medikal alanda, kozmetik alanda daha katma değerli ürünlere dönüşeceğine inancım tam. Çalışmaların aslında akademik yönde bu tarafa doğru evrilmesini ben daha çok istiyorum. Biz hep yöresel olarak balların hangi yörede ne değeri var, arı ürünlerinin değerleri nasıl, biz hep bunları konuşuyoruz. Aslında insan sağlığına doğrudan etki eden ürünlerin kullanım sahasının daha da artırılarak ben fonksiyon kazandırılmasından yanayım arı ürünlerini kullanırken. Yoksa tabii ki propolis çok özel bir ürün. Ama bunu şöyle de söylememek lazım. Kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi de doğru değil. Bunların standartize edilmesi lazım. Elde ediliş kaynakları, üretimi çok çok belirleyici. İnsanda yararlanımını konuşacaksak bunların daha üst kriterlerde kaliteli ürünlere dönüşerek inovatif çalışmalarda o iddialarında ispatlanarak klinik boyuta taşınması taraftarıyım ben. Peki bu ürünün ve Türkiye arıcılığının geleceğini nasıl görüyorsun? Türkiye arıcılığının özellikle yaşadığımız pandemi sürecinden sonra insan sağlığına olan etkileri çok çok ön plana çıktı arı ürünlerinin, bal başta olmak üzere. Fonksiyonel ballar, fonksiyonel arı ürünleri dünya pazarında çok tercih edilmeye başladı. Bu noktada belirleyici olacağımız, hatta o ikincilikten birinciliğe çıkacağımız birçok alan var. Ama bunun yolu
işbirliğiyle, güç birliğiyle üniversitelerin mutlaka bu işin içerisinde olarak bilimsel yönünü ortaya koyarak ilerleyecek bu işler. Kaldı ki uluslararası alana çıktığımızda bütünüyle bizim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla ilgileniyorlar. Yayınlanan makalelerle, bu konuların sonuç ispat yöntemleriyle ilgileniyorlar. Bakanlığımızın vermiş olduğu ruhsattan sonraki çalışmaları çok ilerletmemiz lazım. Yani o kurduğumuz cümleler sadece bir saha, bir aracı yorumuyla sınırlanmamalı. O açıdan bu işbirliklerini artırmamız lazım. Üniversitelerimizde çok etkin ve çok yetkin. Ben sektörde ürün üretenler, ara hastalıklarıyla alakalı ekipman üreten, bu alanda ne kadar arkadaşımız varsa bu kalite noktasında çalışmalarını artırmalarını, uluslararası alanda eğer ürün satacaklarsa buna yönelmelerini ben tavsiye ediyorum. Sema Şener, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun.